Büyük Taarruz şehitliklerinde Yüzbaşı Şekip Efendi'nin mezarındayız. Çalköy'de, Zafertepe Çalköy'de bu anıt. 1886 yılında Elazığ'ın Harput ilçesinde doğar Yüzbaşı Şekip Efendi. 14. Süvari Alayı, Süvari Fırkası 3. Alay 1. Hücum Taburuna dahildir. 2000 Yunan askerini Büyük Taarruz'da esir alır Yüzbaşı Şekip Efendi. İkinci baskına gittiğinde, gece baskınına gittiğinde ateş hattında maalesef arkadan gelenler Yunanlarca şehit düşer. Akşam üzeri atı buraya gelir Yüzbaşı Şekip Efendi'nin. Çalköylü Ahmet Ağa, bugünkü soy isimleri Yıldız, Yüzbaşı Şekip Efendi'nin atını tanır. Atı takip ettiklerinde Zafertepe bölgelerinde Yüzbaşı Şekip Efendi ile beraber askerlerinin şehit düştüğünü görür. Onları sırtlarına alarak, o dönemde çünkü kanı manı hiçbir şey yok, Çalköy tamamen yanmış bir durumdadır. Hiçbir ev salim değildir. Çünkü Yunanlar her yeri yakmış bir durumda. Sırtlarında şehit düşen askerlerimizi getirerek buraya defneder. Zafertepe Çalköylü Ahmet Ağa. Yıllar sonra 3 tane kızı vardır Yüzbaşı Şekip Efendi'nin. Mukadder, Müfide ve Maide. Mukadder öğretmendir. İstanbul Erenler Kız Meslek Lisesi'nde öğretmenlik yapar. Bu bölgeye gezi düzenler 10 Kasım Atatürk'ü anma ve Büyük Taarruz gezisi olarak. Zafertepe Meydanlığı'nda otobüs durur. Yazılar vardır otobüsün önünde 10 Kasım ve Atatürk'ü anma gezisi diye. Bu yazıların bazıları sökülmüştür. Mukadder bu yazıları tamir etmeye çalışırken yanına bir yaşlı amca yaklaşır. Çalköylü Ahmet Ağa'dır. Kendisine bu bölgede şehitlik var mı diye sorar Mukadder Hoca. O da ileride Yüzbaşı Şekip Efendi'nin şehitliği mezarı var deyince Mukadder'in elindeki boya tabloları yere düşer. O benim babamdı der. Tur iptal olur. Kalan evlere o günkü tüm öğrenciler misafir edilir. Mukadder buraya getirilir ve bu mezar başında saatlerce ağlar. Hiç görmemiştir babasını ve babası ayrılırken size tahta oyuncak bebek getireceğim diye Elazığ Harput'tan ayrılmıştır. Yüzbaşı Şekip'in 3 kızından Maide yıllarca buraya gelerek kurban keser babası için. En son öğrendiğimiz bilgilerde 5 yıl önce maalesef hayatını kaybettiğini öğrendik. Bugün hala torunları Ahmet Ağa'nın, Çalköylü Ahmet Ağa'nın torunu İsmail Yıldız'la hala görüşmektelerdir. Yüzbaşı Şekip Efendi ve askerlerinin ebedi istirahatgahı burasıdır. Birçok şeyi, hayatını, çocuklarını, kızlarını, eşini ve geride umutlarını bırakmıştır Yüzbaşı Şekip Efendi ve vatan için canını verenler kervanına katılmıştır.